gazeteler yoluyla şunu ifade eder. Hangi karakterin öne çıkacağını, hanginin geriye düşeceğini izleyicinin tepkisine göre karar veriyorum diyor. Onların beğendikleri öne çıkıyor. Herhangi bir ilişkinin seyri feedback sonucunda belirleniyor. Yani katılımcı bir şekilde bunlar sürece dahil olmuş oluyorlar. Bir de çatışmacılar vardır. Medya mesajını algılayanlar bakımından. Onlar da tamamen reddederler genellikle ve sorgularlar. Ya bu ne saçmalık böyle, böyle şey mi olur? Bak orada sağ kol yaralıydı da orada sol kolu. Bu da sağlıklı işleyen bir şeye dönüşür. Dolayısıyla herhangi bir diziyi siz çok neşelenmek için de izleyebilirsiniz. Aynı diziyi öfkelenmek için de izleyebilirsiniz. Övmek için de izleyebilirsiniz. Ona yani kusur bulup oradan kendinizi tatmin etmek için de izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar güçsüz değildir her şeye rağmen. Bütün bu saydıklarımıza rağmen alıcı medyaya karşı bu kadar güçsüz değildir. Ama elbette medyanın da bir gücünün olduğunu biliyoruz yani. Ona karşı da böyle bir Don Kişot havasına girmek de çok anlamlı değil. Yani medya mesajını algılayan kişinin ve yansıtan kişinin buluştuğu nokta her zaman aynı olmuyor. Ve bu dizi içinde belirleyici bir şeye dönüşebiliyor. Yani şey de var mesela, o Avrupa yakasındaki işte bir karakter vardı, unuttum. Mesela onun bir lafı, oha oldum falan oldum yani. Mesela o dönem ne kadar benimsendi ve yani günlük dilde ne kadar kullanılır, şimdi de kullanılmıyor. Evet yani popüler. Şimdi başka bir karakter, Şayka karakteri var. Onun daha çok söylemleri kullanılıyor. Görsel kültür, zaten kapitalizmin kültür modelleri gelip geçicilik üzerine kurulduğu için hızlı bir şekilde gelir ve gider. Klasikleşme çok fazla yoktur.